Herkese selam. Ben karşınızda varacağım. Bugün yenilenmiş Pantheon'u izleyecek abi. Normalde bilirsiniz ki ben böyle şeyleri çok fazla yapmam. Yani e, internetteki videoyu açıp bu şekilde izlemem ama e, League of kendi sayfası paylaştı. Bir göz attım. Ufak bir göz attım. Ama mesajlarda da vardı. Abi Pantheon senin çok sevdiğin bir karakter ki bilirsiniz zaten video da bilirsiniz. Pantheon'u fazlasıyla oynamayı seven bir insanım ve hep şey derdim. Ya, bu Pantheon evet e, oynanışı biraz basic. Ama işte fight'larda sadece pozisyon almanız biraz zor olan bir karakter. Ama onun haricinde genel olarak bu karakter birazcık kolay. Hatta birazcık değil bayağı kolay hızlı lik atlamadığı için her zaman pantolonu söylerdim size. Ama karakteri değiştirmişler. karakterin görünüşünü değiştirmişler. Onu bunu değiştirmişler ki görmüşsünüzdür zaten. Ama ben kendi tarafımdan dedim ki bir yorumlayayım. Bildiğiniz üzere bu zaten pantolonun normal şekli. Ama anlatmalarına göre bu insanların konuştuğu şeyleri böyle çok fazla konuştuğu şeylere girmek istemiyorum. Çünkü zaten İngilizce konuştular ama. Kısaca özetini söyleyeyim size. Karakterin şey olduğunu söylerdi. Yani karakter. ...karakterin oynayışının basit olduğunu ve artık pantiyonu birazcık değiştirmek istediklerini ve pantiyonu bilirsiniz öyle büyücü müyücülük böyle ne bileyim Amo da aksında bir şey fırlatsın uzaydan bir meteoru düşürsün kafasına bu tarz şeyleri yapan bir karakter değil karakter bildiğin I am the fucking body der yani ben e, vücudumdan ve mızrağımla kalkanımdan kaskımla miğferimle beraber ben fightlara gidip bam 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 vururum der. Buradaki görüntü evet birazcık görsel efekt olarak hani böyle gökten düşen pantiyon gibisinin bir e, mantık yaratmışlar ama şöyle bir şey yaptı yapmışlar. Bu arada Latin League of Legends'ın yeni yaptığı, rework yaptığı karakterleri bilirsiniz. Tamamıyla karakterler artık şey üzerine oynarlar. Siz söyleyeyim. Ee, görünüşlerini devasa bir şekilde değiştirilir. Daha önceki e, yapılan kostüm değişik. Yani daha önce gelen hero'lara bakarsınız, şampiyonlara bakarsınız. E bir de yeni güncelledikleri şampiyona bakarsınız. Karakterler gerçekten böyle değişik bir görüntüye giriyor. Yeni çıkan karakterler değişik görüntülerde. Yani normal olan karakterlerin 2-3 tık daha fazlasında. Bu neden kaynaklı? Zaman ilerliyor zaten bildiğiniz üzere. Eskiden olan karakterleri teker teker oyunun belli bir mantığı var. Ki. Ben diyor ki okey eskiden olan karakteri teker teker değiştirmeye başlayın ve insanlar artık bu oyunun görüntüsünü biz League of Legends'ı biz Riot Games'iz artık bir tık yukarıya taşıyalım. Yani basitlik kalmasın bize. Basit olan şeyleri zamanla tak 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 onlara da güzelleştirelim. Onlara da böyle görüntü olarak insanları çekelim. Yani görünüşe dış güzelliğe oynamaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim ben size ki bu zaten fark etmişsinizdir. Adamların çizimleri, bizimleri. Gerçekten bu adamlardaki yeteneklerin %1'i bende olsa şu an var ya aman aman aman. Hep ressam hep bir şey çizmek istemişimdir ama çöp adam bile cin bile çizemem. Yemin ederim çizemem. Her neyse gördüğünüz gibi işte burada bir hayatı, bir mayatı. işte karakteri yapmak istedikleri şekilde. Pantheon aslında şey düşündüler. İlk başta düşündükleri şey şu kılıç, işte mızrağı attıktan sonra bir fight yapsın. Farklı bir olay olsun. Mızrağı yer aldıktan sonra tekrar işte eski haline geri dönsün gibi bir şey yapmayı düşünmüşler. Sonra vazgeçmişler onu yapmaktan. Ee, dedi adamların yani yeni büyüleri ciddi anlamda efsane değişik. Bu arada onu söyleyeyim. Q, mızrak atması, tekrar göklenilmesi Gördüğünüz gibi burada Pantheon'un artık o değişik hallerini koymaya çalışmış. Ama adamın gene vücutları birazcık sanki Solaryum'a gitmiş gibi bir hisciğim var. Şu sırt aynı bende de var arkadaşlar. Biz 300 partalda oynamıştım zaten. Bu sırt kasının aynısı bende de var. Her neyse bunlara geçelim. Bu da bizim e, bir yan bu kardeşimiz de güzel e, designer. Her neyse. Yani buradaki basitlik demeye çalıştığım olay Bakın e, bakayım ufaklık göstereyim. Bak mesela Şimdi Akari'yle olan fight'ını göreceksiniz. Bu yani karakterin olayı. Q, W direkt tak atan, işte Q, mızrak atan, E atan. E'yi attığında olduğun yerde durum ve tatatatatatatat tata E ultisini bildiğiniz gibi değişik bir nerf geldiydi. 15 saniyede artık gök falan. Yani bir nepse karakter bunu herkes kabullenebilir. Herkes ya ben, ben kabullendiysem herkes kesin kabullenir yani. Bu karakteri gerçek oynanışı kolaydı ve ekstrem bir olay yoktu karakterde. Yani bu Pantheon o yüzden çok fazla tercih edilen pick pik değil ama nedir? Düşük elolarda adamları lane'de koridorunuza kanser etmek için için bu karakteri gayet rahat bir şekilde oynayabilirdiniz. Ama şimdi karakterin özellikleri değişti. WC değişti, QC değişti, E'si değişti. Bak şu mızrağa bakar mısın? Baba bak. Paykımsı. Evet. Ama uzun. uz, uz range'ine bak. Bak bak range'ini mi uzatsın? Bak bak range'e bak. Yani bu paykınkinden de uzun. Zerat gibi düşünelim. Varus gibi düşünelim ama en mantıklı Pike gibi geliyor bana ya da Zerat gibi geliyor burada özellik bana. Bir saniye. İlk başta mı direkt uzun olur onu bir görelim abi. Bir saniye. Ya ilk başta birazcık böyle kısa herhalde yarım saliselik bir şey hemen uzanır. Ve gayet güzel. Çok da yavaşlamıyorsunuz yani. Bu mızrağı attığınız gibi gerçekten güzel olmuş bu. W büyüsü gördüğünüz gibi adamın üzerine atlayış şekli çok güzel. Zinzao gibi bir hareket yapar burada aslında. baktığınızda. bak bak. Zinzao'nun o Q'sunu uzattığı Q böyle sanki bunu bununla W'da yapar. Öyle gözüküyor. Ama e, W'dan sonra galiba bir oto atak bir hakkı oluyor karakterin. Bir dakika. Bak bu ultisi. Ulti'si abi gelir bal En sonuna gider ultisi çok iyi olmuş gerçekten. Bak, bak ultiye bak. Hop. Bam. Gerçekten ultisini çok güzel yapmışlar. Benim en çok beğendiğim W büyüsü bu arada. Bak W büyüsü mesela şurada tekrar bir göstereyim abi. Şu W'yu şurada bir göstermek istiyorum bak. Atlar ve tak tak orada bir vuruş daha atar. Bak görün. Bak git gide azalan bir hasar var bak farkındaysan. 28, 28, 28. Normal vuruş 28 olamaz. Adesini görelim burada. 120 adesi var. Bu adam 28 vuramaz o tribi. Bak W ile gelir. Hop. 74 W vurdu. 28, 28, 23 tane bir atak var. Bir de 64 geçi. O da normal atağıdır büyük ihtimalle. Gördüğünüz mü? üçlü bir atak vuruyor orada. Burada bir triple atak olayı var W'nun. O olaycı. Arkasından abi bir de kendi vurduğu bir pasifiniz var. Yani W'da çok güzel bir hasar çıkartabiliyorsunuz baktığınızda. Evet, öyle bir tatlı bir olay var. Urtisini tekrardan bir görelim burada. Bu arada dünkü bağış yayınımız çok güzel geçtiydi. Onun için şimdi bir daha tekrardan burada teşekkür edeyim. Ee, dünkü bağış yayına gelip katılan 8000 TL gibi bir rakam topladık. Gerçekten kralsınız, güzelsiniz. Çok e, teşekkür ederim. 8 saatte 8000 TL topladık bir günlük reklamla. Bu tamamıyla sizin başarınız. Bana mesela atıp işte abi sen yaptın bunu, you are the best, işte sen en iyisisin, işte senin sayende falan demeyin. Alakası bile yok. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Alakası biliyor abi. Bu sizin gücünüz, sizin yaptığınız bir olay. Ben dediğim gibi aracıyım. Adamların dizaynı... Baksana ne sistemler be. Bu animasyoncu. Baba bak. Bu artık yürüyüş hızı, yürüyüş hızı. Ondan lan. Ama yeni hali karakterim gerçekten çok seksi olmuş. Cidden. Bak 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 görürsünüz orada bir, orada bir olay var. Bak burada durduruyor bu arada. W'yu geri çekip bozabiliyorsunuz. Bak bak. Aynen bak. Dediğim gibi Dabula gider bak bıraktığında böyledir. Triple. Bir daha gittiğinde bak bu vurup birisini atıp hemen kaçmış. Geri çekebiliyor karakteri. Öyle bir olaycığı var. Güzel. Bu da gayet tatlı abi. şuradan ufak bir ses vereyim mi? Çok kafamızı karışacak mı yoksa? Ya ya çok kafamızı karışmıyor. Tamam. E büyüsü şu büyü görünüşü çok güzel. Her şeyi çok güzel ama dedim ki bu E büyüsü böyle kalmaması lazım. Tabi burada olduğu yerde atıyor ve arkasından bir de sanki böyle bir Graves'in böyle böyle silahla böyle uk yemeni bir tane sıktığında böyle bir alan bir şey gider ya öyle bir tatlı bir olay var ama asıl güzel olan olayı oynayabilmeniz abi bununla. E büyüsüyle hareket edebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Şurada ultiye girdiğinde geç burada hasar alma alanı kapatmış. Bak Q bak E ile görürsünüz. Adam E ile güzel bir slow atıyor bak. Abi talon gibi ya W'su gerçekten. Baba bak. E büyüsüyle oynayış yapabiliyorsunuz artık. Öyle bir olay var. Yani E büyüsünü basılı tutup, yani basılı tutmadır bilmiyorum ama E büyüsüyle gayet hareket edebiliyorsun. Dur, tapta bir yer var galiba onunla alakalı. Aynen, tapta vardı galiba değil mi? Bir saniye. Aynen, tapta var. Bak. Şunu şuradan e, yavaşlatacağım şimdi. Neden bu hareketli? Alışkın değil mi böyle şeyde. Dediğim gibi tamamıyla bu pantheonluk olduğundan dolayı ben böyle bunu çekmeyeyim. Bu ki pantheon PB'ye geldiği zaman çok efsane videolar çıkaracağım emin olabilirsiniz. Bak. Bak 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 bak. Görürsünüz. Baba hasarı nasıl yer? Gayet iyi. Burada hasar yemiyor. Bir de onu göstereyim bak. Gerçi galiba range'in içinde değil. Gittiği yere hasar attığını düşünüyorum. Bak Rek'Sai hasar yemedi abi burada. Bence gittiği yerden hasar atıyordur. Benim düşüncem bu. Ve bu W büyüsün. Aman E büyüsündeki olay da sanki gelen hasarı engelleyip hasar düşürtme varmış gibi bana sorarsanız. Bir hasar atar. E inan gelen hasar o kalkanın o şekilde gözükmesi bence bir hasar engellemesidir. Bu. Bak bak aha bak burada hasar vuruyor. Ultisi hasar vuruyor burada. Bak bunu görmedik. Tamam bunu görmedik. Şurada birazcık daha yavaşlatayım bunu. Bak. Baba bak. e Nerede lan Pantheon? Pantheon ne ara indin kardeşim? Biz daha inişini göremedik. Baba bak. Bak. oryanla e, Evet Ezreal'ın hasarını da yiyor orada ama... Bizim karakteri de vurur. Bizim karakteri de ultiyle vuruyor abi. Bir dakika. Aynen aynen. Ultisi vuruyor. Gittiği yerde ultisi vurur. Sadece şeyi merak ederim ben. Ee, E'den sonraki o patlama sanı merak ederim ama o tam yok galiba burada değil. Yeni hali bu abi karakterin. Şuna bak. Gerçekten çok daha iyi. Biraz bir 6 ay sal ona before and after videosu gibi olmuş. Bak şunu merak ederim. Bir vurur yani anladın. Orada bir ekstra bir hasar daha çıkartıyor karakter bak. Hop. Göstermedi orayı. Burada bir gösterecek mi? Hop tam orada kapatır ya. İyi atar. Burada bozmuş büyüsünü. Orada da bir hasar çıkartıyor abi karakter. Bence karakteri çok güzel oldu. Görünüş açısından çok güzel oldu. Yani karakterin görünüşleri, karakterin çizimi, mizimi. Zaten ona hiç lafım yok. Riot Games'in herhalde bugüne kadar başardığı en iyi iş bu olsa gerek. Atrox'ta da oynama oynamayıp sürekli Atrox'ta oynamalar ayrı bir dava zaten. Ölümsüzlüğü, ölümsüzlüğü kaldırma davaları. Ama Pantheon'a bence böyle bir şey gerekti. Benim benim düşüncem. Pantheon'a bence böyle bir şey gerekti. Yani yorumlarda da büyük ihtimalle öyle şeyler vardır. Ee, <laughs> bir tane kostümü, ekmekçi kostümüyle biraz daha dalga geçmiş. Thanks for making... Evet, skill shot oldu artık. Millet artık şey diyor yani... E, artık Pantheon'u şeyden çıkardığınız için teşekkürler. Her önüne gelen artık bu kü kükü kükü deli etmesin ama... Skill shot dedikleri bir olay var. Yani artık Pantheon'un mızağı skill shot olduğu için çok teşekkür ederek e, gibisinden. Gerçekten daha da burada Baker'la var. Ya ne bileyim. Güzel oldu. Bence gayet yerinde bir e, gereken bir şeydi. Pantheon'a gerekirdi böyle bir şey. Cidden ama Pantheon'a böyle bir şey gerekiyordu abi. Güzel oldu gayet. E, bunun dediğim gibi videosunu çekmek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsiniz. Birazcık geçti paylaşmış olabilirim böyle saat 2 civarı falan ama bir de onun yanı sıra size şunu söyleyeyim. Ekrana zaten direkt kartlarda yukarıda olacak ama ekrana da ben şimdiden koyacağım. Sokak hayvanları için 8 saatlik özel bağış yayınımızı ben video olarak dedim abi. 8 saat 21 dakika. E, şimdiden trendlerde 22. sırada video videoyu girip beğenebilirsiniz. İşte yorumlarınızı yapabilirsiniz gayet. İşte e, ben buraya dakikasına dakikasına ayırdım zaten. Hangi oyun video içinde, yayın içinde neler yaptığımızı, ts işte full ninja comp falan bunların hepsini vadide yaptık bu arada. Sider vadisinde yaptık. Bunların hepsi burada var. Girip bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim ve abone olduktan sonra da zili açmanızı kesinlikle tavsiye ederim abi. Yarınki videolarda görüşmek üzere yeni gelen Pantheon'un PB'deki oynanış şekilde neler isterseniz orman, mit, o bu falan lütfen bana bunları da yorumda yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Genize bakın. Umarım beğenmişsinizdir bu tarz bir videoyu beğenmişsinizdir umarım. Sağlıcakla kalın. Genize bakın. Bay bay. Nereye kapatıyorum? Ya. Yeah.